güvenilir insanlık, güvenilir insan olmanın da birinci şartı. O gece bir de selam indiriyor. Bu da çok gördüğüm bir Cenab-ı Hak yani Allah bu. İnsanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur diyor. Yeah.
Efendim merhaba. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı olarak mübarek Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz Gönülden Gönüle adlı programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Ekranlarınıza konuk olduk. Bugünkü programımızın konusu emanet. Değerli arkadaşım, çok eski talebelerimden aynı zamanda bizim İlahiyat Fakültesi'nde oluşturduğumuz musiki topluluklarının solistlerinden, yani sesi de Ahmet Hoca'nın çok iyidir. Profesör Doktor Ahmet Türkan Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Benim için büyük bir şeref ve bahtiyarlık. Sayın Hocama 95-2000 arasında fakültemizin korosunda yer almıştık. Hocamız bizim üstadımız, şefimizdi. Böyle programla olmaktan da şeref duydum. Tabii bizim için de ayrıca bir mutluluk. Güzide talebelerimizin kendi alanlarında çalışarak olabildiğince kendilerine de aslında programımızın konusu da emanet olduğundan mülhem. Oradan söylemek gerekirse memleketin, devletin talebelerini, çocuklarını emanet alıp geçirmek noktasında akademide çok önemli bir yerde Ahmet Türkan. Bu konuda kendisini ben de ayrıca tebrik ediyorum. Çok da mutlu olduğum, ben de söylemeliyim. Teşekkür ederim. Şeref bize ait hocam. Estağfurullah. Hocam bu arada esere biz programımızın formatı gereği genellikle bir eserle başlıyoruz. Bu da Bekir Bey'den emanet bir eser. Değil mi? Mehmet Çınarlı güftesi üzerine Bekir Sıtkı Sezgin'in bir bestesi. Şöyle hocam bir şey söylemek ister misiniz eserle ilgili? Evet. Aslında hocam emaneti gerçekten konu alan sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici diyen aslında o ağacın yapraklarındaki yapraklar bile o ağaca ait olmadığını ifade eden, o sonbahar olduğu dönemde sararıp düştüğünde aslında ona ait olmadığını, bizim bedenimizin aslında bize ait olmadığını ifade eden bir eser. Mehmet Çınarlı'nın güftesinde Bekir Sıtkı Sezgin'in oluşturduğu bestesiyle eserimiz. Tabii Hüzzam makamında seçilmiş olması da enteresan değil mi eserin? Evet. Yani Hüzzam bizde birazcık biliyorsun Ahmet Hocam şeydir. Biraz daha münacaat makamıdır. Evet. Biraz daha dua, talep etme, isteme makamıdır. Aslında burada insanın zor, meşakkatli, aynı zamanda hazin de bir yolculuk bu. Çünkü öyle bir yolu da biliyorsunuz konuların içerisinde var. Öyle bir yol yürüyoruz ki menzile ne şekilde varacağımız belli değil. Bu dünya hayatına size emanet verilen, aslında hayata size emanet verilen bedene sahip çıkarak dünya hayatını gereğinden fazla da meyletmeyerek, değil mi? Hayatı idame ettirip bir gün bu ağacın dalından düşeceğimizi aslında betimliyor eser. Güfte itibariyle de çok derin, manada itibariyle. Makamın seçimi de öyle. Ki Türk müziğinde öyledir biliyorsunuz. Yani bir eser beslenirken aslında eserin makamı ilk oluşur. Yani güftesiyle veya namesiyle bir takım şeyler oluşmadan önce duygusu ortaya çıkar, değil mi? Bu eserinde Hüzzam makamında seçilmiş olması, Bekir Bey'in de güfteyle kendisine gelen emaneti besteyle ayrıca taşlandırıp bize devretmesi bakımından önemlidir diye düşünmek lazım. Hocam özür diliyorum. Burada bir şey belirtmek gerekirse musiki adına, gerçi adını da koyamadık musikide ama güfteye başlarken sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici, rüya sanki hiç bitmeyecekmiş gibi hep insanoğlu. Normal insanın uykuda görmüş olduğu rüya da var. Ama normal insanın rüyalara dalması da var, hülyalara dalması da var. Sanki böyle hep uzun, hiç bitmeyecekmiş gibi. Orada musikiyle de terimiyle ve uygulamasıyla asma kalış dediğimiz rüya, puandrok dediğimiz orada uzatıyor. Sonrasında kalıyor ve geçici. Yani ne kadar uzun olursa olsun orada düşündürüyor. Evet. Sanatımızın da inceliğini burada aklımıza... Kesinlikle. Geldi, oradaki onu hatırlatmak istedim. Duraksamalara varıncaya kadar beslenen elbette unsurları. Hem dünyanın hem de alt, bir alt satırdaki dünya geçici, orada da onu söylemesi. Dünyanın da geçici olduğunu. Bu da bir tesadüf müdür? Evet, tesadüf olabilir. Tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuktur. Hocam tevafuktur. Olsa bugün okunmuşsa tevafuktur değil mi hocam? Evet. Konumuz emanet Ahmet Hocam. Biz emanet nedir? Biz insan olarak emanet aldığımız ömrü, emanet aldığımız hayatı, emanet aldığımız metağı, emanet aldığımız talebeyi, hoca olarak söylüyorum, emanet olarak aldığımız zamanı, yine Ramazan-ı Şerif münasebetiyle biliyorsunuz yapıyoruz programları. Ramazan-ı Şerif özelinde nasıl algılamalıyız? Emanet şuuru bizde nasıl olmalı? Peygamber Efendimizin emin olma sıfatına da böyle vurgu yaparak belki asıl emanetin nasıl emin ellerde olduğuyla alakalı örneklem olarak da belki ondan
Nasıl algılamayız? Nedir emanet? Tabii aslında konuşmanızın soru yöneltirken bile bir kısmı ben yine o kavramlardan geçeceğim. Güzel bir söz var. Kavramlar diyor, insan aklının aslında gözlükleridir. İşte emanet belki, doğruluk, işte adalet. Bu kavramların içini lafız olarak, söz olarak konuştuğumuz kavramları mana dünyasında, hayatta tatbik ettiğimiz zaman aslında o gözlüklerle daha net görmüş oluyoruz bu sefer. Tabii ben bu icra edilen parçayla başlamak çok güzel. Bir hayatın geçiciliğinden bahsediyor. Bu dünyanın aslında faniliğinden bahsediyor. Bakiye giden bir köprü, yol olduğundan bahsediyor. Ama tamamen de vazgeçmiyoruz. Aslında bunun güftesinde az önce buyurduğunuz gibi... Geçici diyor, yok demiyor. Evet, çünkü. Evet, geçici makamında bile o anlam dünyasını yansıtan hüzzamla icra yapılıyor. Ayetlerden süzülmüş, ben makam dinlerken, icrayı dinlerken... çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor. Dünya hayatını örnek verirken Allah bir yağmur yağdırır, onlarla her şey yeşerir. Sonra bir rüzgar gelir, çerçöp haline gider. Dünya hayatı bu. Yani Rabbimiz buyuruyor ki bu dünyadan faydalanın. Ama burayı baki olarak görmeyin. Burayı bir tarla olarak görün. Burayı bir köprü olarak idrak edin. Hatta amiyane şöyle de diyor değil mi? Hani bugünkü gençler de biraz daha anlaşılsın diye. Aslında bu tanıtım. Tabii. Asıl nimet. Tabii değil ki. Mi? Bizim burada hayal edemeyeceğimiz. Bana bir talebe şöyle bir şey sormuştu. Hatırlayacaksın, sizin dönemdeydi. Ya hocam ben normalde araba kullanmayı çok seviyorum. Mesela cennette araba olacak mı? Diye enteresan bir soru sordu bana. Ben de dedim ki belki cennette arabaya ihtiyacın olmayacak. Evet. Yani çok daha başka imkanların olacak. Araba aklına bile gelmeyecek. Çünkü zaten biz bambaşka bir yaratılışla yaratırız diyor değil mi? Tabii. Ahir alem için. Tabii. Yani bizim dünyada gördüklerimiz aslında bizim aldanmamak üzere ama hayatı idame ettirmek noktasında ifrat tefrit sınırlarına çok dikkat ederek yaşamamız elimizde görmüş olduğumuz zamanı ve mekanı emanet olarak görmekle tabii. Belki doğrudan alakalı. Çünkü emanetin içerisinde aslında bir güven var, bir de geçicilik var. Yani çok güzel bir yere temas ettin Sayın Hocam. Neden? Çünkü emanet bir emin. Yani bir şeye güvenmek, bir şeyin korkudan ve endişene emin olmak. Yani iki tarafı. Hem güven var hem de o yüzden diyoruz ki bak emanete hıyanetlik yapma. Bu atasözlerine de günlük hayatımıza da geçmiş. İşte Allah'a emanet ol. Bunu günlük hayatımızda derken ama bir tarafta ölüm vaki olduğu zaman da aslında emaneti edelim. Verdik. Çok aslında. Güzel bir şey söylüyor. Aslında Allah'a emanet ol demek çok müthiş bir şey aslında. Tabii. Çünkü kudret-i mutlağa emanet ediyorum seni diyorsun. Tabii ki. Bu ne demek? Cenab-ı Hak kendi emanetine zaten sahip çıkmakta değil tabii. Mi? Yani olabilecek en güçlü kudrete insan aklının ve şeyinin gücünün yetmediği bir noktaya Cenab-ı Hakk'a insana emanet etmiş olması da aslında emanetin içini dolduran bir şey değil mi? Tabii. Onun anlam dünyasında. Yani en basitinden şu Ud Hocam, siz bunu bana emanet vermeniz için bana güvenmeniz lazım. Evet. Ama bunu bana verirken de geçici veriyorsun. Tekrar isteyeceksin. İki tane. Hem geçicilik var verdiğim içerisinde. Verdiğim gibi almam lazım. Evet tabii ki. Yani sağlam da istiyorsun. Ama sağlam almak istemeniz aslında bana emanet etmiş. Çünkü bana güveniyorsunuz. Oradaki başka şahsa değil de bana verdiniz. Emanetin bir tarafı bu. Yani dünya hayatının aslında ebedi olarak gözükmemesi, fani olarak gözükmesi ama bu şu anlama gelmiyor. Yine bu dünyadan vazgeçelim değil. Çünkü din bize bir tarafta da meşru eğlencelerle nefsini dinlendirebilirsiniz diyor. Meşru daire içerisinde. Hani dünyadan ele tek çekme bağlamında da değil açıkçası. Şimdi burada ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağa verdik. Ama çekindiler ama kaldı, korktular. Ama. Bu yükü insanoğlu aldı. Üzerimizde bir yük var aslında. Yani biz az önce bahsettiğim küçük bir maddi bir udun hocam bana güvenerek geçici vermesinden evlatlarımız, eşimiz, öğrencilerimiz, toplum, vatanımız, bazen tuttuğumuz bir sır. O bile bir emanet. Mahremiyet de bir emanet. Neyle alakalı anlatılır ya mesela neye sırlar üfleyen saz olarak, mitolojik olarak anlatır tasavvufi manada. Hı-hı. Hani biliyorsunuz bir kuyuya en son emanet taşıyamadığı için sır bir emanet taşıyamadığı için bir kuyuya bağırarak söyledi. Ondan coşan sularla oluşan sazlıktan ne üretildi, ne oldu, neye o yüzden oradan kesilen değil mi hocam? Öyle bir şey vardır, hikaye vardır. Yani emanet noktasında kesinlikle Hı-hı. bu çok önemli. Bizim pozisyonumuz ne olacak?
emanete bakış açısından, değil mi? Bunu anlamamız lazım. Tabii. Burada tabii hani ben eğitim bağlamında söylüyorum. Şimdi biz yüksek öğretimde hocalarız. Kendi evlatlarımız da var. Ebeveynler bize emanet etti. Evet. Dedi ki bunu fiziken, ruhen, işte şu yıl içerisinde hocam size emanet ettim. Hani bunun çıktılarını ben görmek istiyorum dedi. Bu hayata atıldığı zaman farklı bir yere emanet ediliyor. Tabii emanetin içerisinde altında bir de sorumluluk var. Hani Allah-u Teala bunu ayet-i kerimede geçtiği üzere dağlara, yere ve göklere veriyor. O sorumluluğu almıyor. İnsan bu sorumluluğu alıyor. O yüzden emanetin Hazreti Peygamber hayatında baktığımız zaman da müşriklerin inanmadığı zamanda dahi el-emin bir sıfatıyla mücehhez olduğunu görüyoruz ki o sıfatı Hazreti Peygamber taşıyor. İnanmayan insanlar da ona mallarını emanet ediyor. Ve hatta ona kendilerinin oluşturduğu meclislerde, toplum yararına olan meclislerde Hazreti Peygamber'e orada yer veriliyor. Bu bağlamda emanet bir bağlamda bize verilen güvenle birlikte sorumluluğu ve ödevleri de getiriyor. O yüzden ben kendi bağlamda söylüyorum bir hoca olarak. Eğer öğrenciye onun kazanımlarını vermiyorsam, onu ruhen ve fiziken yeterli yetkinliğe yetiştirmiyorsan, ben emanete riayet etmiyorum demektir. Hı. Bu da benim için bir emanet. Ama toplumda başka rollerimiz var. Eve gidiyoruz. Bir babayım ben. Evlatlarıma karşı onların da fiziken ruhen emanet ihtiyaçlarını olsun. Gidermiyorsam, riayet etmiyorsam, ilgilenmiyorsam, tespit gözlem edemiyorsam, bu yola rağm olmamışsam, bu da emanete bir riayet değil aslında. Hı. Vatana vatan sevgisi de bizler için bir emanet. Yani 1071'den beri bu toprakları bize emanet eden Alparslardan beri, Osmanlı'dan farklı farklı ataların o mirasına sahip olmak da bir bizim için bir emanet aslında. Aslında çok güzel. Şimdi biz de tam olarak baştan beri bunu işlemeye çalışıyoruz Ahmet Hocam. Şöyle, biz Cenab-ı Hakk'ın ayetleri de bize emanet. Eyvallah. Yani elbette Cenab-ı Hakk'ın bizim kendi ayetlerini korunması, bizim tarafımızdan korunmasına ihtiyacı yok. Ama emanet olmasındaki kastım doğru bilip doğru aktarmakla mükellefiz. Değilse bizim yanlış söylemiş olmamız ayete halel getirmez. Ama bizim açımızdan emaneti riayet etmemek olur bu manada. Aslında bizim Hazreti Peygamber'in hayatından ayetler ve Hazreti Peygamber'in hayatından yani inanç temelli oluşturduğumuz kültürün en somut dışa yansımaları olarak gördüğümüz, günlük hayatta gördüğümüz her şey bu manada bize emanet. Bunlardan doğan eserleri bu manada biz burada bu program içerisinde icra ediyoruz. Bize emanet olarak bakıyoruz. Çünkü tam olarak kesin olarak şu kadar eser var günümüzde diyemiyoruz. Özel arşivler var, devlet arşivleri var, resmi arşivleri var. Ben müzik açısından söylüyorum. Bu eserlerin sayr ekseriyeti, yani tam olarak sayı vermek istemem, kimse de veremez. Sayr ekseriyeti bize anlatan eserler. Hani İnsan dedik, vatan dedik, fert dedik, evlat dedik, talebe dedik. Yani bize emanet olan can dedik, sevgi dedik, kalp dedik, yürek dedik, gönül dedik. Bütün bunlar bize emanet. O emanetler eserlerde neşvünema bulmuş. O yüzden biz eserleri icra ederken, ya biz bir dakika bu programın arasında belki başka yerlerde görülmüştür. Renk olsun diye eser icra etmiyoruz. Aslında emaneti intikal ettirme, emanetin kendi emanet olma şuuruyla nesillere aktarma noktasında bu süreci de bir vesile olarak aslında kullanıyoruz. Yani onun icrası, yani eserlerden yola çıkarak hayatın genel idamesini anlaşılması manasında bunu söylüyorum. Bu eserlerin devam etmesi aslında kültürel emanetlerinde sonraki nesillere aktarılması noktasında önemli bir yere sahip. Tabii ki yani ilk bir nefis olarak, bir fert olarak bir emanet, bir toplumun da bize yüklediği bir emanet var. O yüzden emanet emin kelimesinden gelirken bir bakıma aslında imanla da ilişkili. Bakın orada aynı kökten geliyor. İman dediğimiz ne? İyiyi kötüyü ayırt etmek aslında yani. O yüzden iman, ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına davranmamız, ihlas, emanet bunlarla bütünleşik olduğu zaman, bir de sistematik diyoruz biz buna, yani devam eden bir süreç olduğu zaman, işte Rabbimizin Kur'an'da bize buyurduğu gibi bu emaneti dağlar, yer ve gök bunu bu yükü almadı. Bu yükü insan aldı. Peki bu yükü biz niye aldık? Demek ki böyle bir donanımımız var. Cenab-ı Hak kuluna irade verebildiğine var. Göre. İyi kötüden ayırabiliyoruz. Mikyas var. Mesela aklın anlamlarından bir tanesi tariflerde saça tarağın vurdu her bir darbe. Yani saçımızı tarıyoruz böyle. Ne yapıyor? Şekil veriyor. Akıl da bize şekil veriyor. Çünkü akıl olmayan dini de yok.
hani mükellef olurken, akıl vali derken belli bir yaşa gelme, akıllı olmak, mükellef olman sorumlu. İşte emanet de bunu gerektiriyor. İmanla at başı giden bir süreç emanet. Ve müminin hayatının bir parçası. Hazreti Peygamber hadisine baktığımız zaman emaneti imanın yolunda bir süreç olarak bize tarif ediyor Hazreti Peygamber. Hatta şöyle diyor. Bir gün soruyor sahabem biri, kıyamet ne zaman kopacak? Emanet zayi olduğu zaman. Biraz kapalı bir ifade gibi. Ne demek diye sorunca, iş ehil olmayan kişilere verildiği zaman, emanete riayet edecek, o yetkinliğe sahip olmayan kişilere tevdi edildiği zaman, o zaman diyor kıyameti bekle. Yani aslında emanet... Zaten yozlaşma da böyle başlamıyor mu yani zaten? Emaneti eline vermezseniz ister istemez sistem çöküyor. Tabii ki. Devletteyseniz devlet çöküyor. Milletteyseniz millet çöküyor. Kültürdeyseniz kültür çöküyor. Tabii ki. Değil mi? Yani emanete sahip çıkmadığınız zaman üzerinize vermiş olan, size bırakılmış olan neyse, sorumluluğunuza, uhdenize bırakılmış olan neyse, onu yaşatıp yüceltmek, yükseltmek yerine alçaltıp yok etmek gibi bir hedefiniz varsa veya nitelik veya yetersizlikler sebebiyle bu kişi kendinden haberdar olmayabilir. Bunun yok olmasına sebep oluyorsa o zaman zaten yozlaşma dediğimiz şey de böyle tabii başlamıyor. Tabii ki o bir süre sonra adaletsizliğe yol açıyor. Yani bu sefer o duygu hissi olduğu zaman yine eğitimci olarak söyleyeyim. Ben belli bir standartlarım var. Diyorum ki öğrencilerime şunu ben kazandıracağım. İşte musiki dersinde hüzzam nedir? İşte şu veya notalar nedir? Öğrencinin de beklentisi var benden. Dersine çalışmış ama ben bazı şahsi özel şeylerimi o nesnel olan ölçüme yansıtıyorsam bu da aslında bir emanete riayetsizlik. Ama emanetin de şöyle bir şey var Sayın Hocam. Emanet aslında bir şeye niyetlenmek kadar aslında olmak ve yapmakta. Bunu ne demek istiyorum? Özellikle 21. yüzyıl zor bir yüzyıl bizler için. Dijital bir çağ. İşte sosyal medyanın yaygın olduğu. Ama ne kadar sosyalse, değil mi? Evet. Yani devam edin lütfen ama ne kadar sosyalse onun içerisinde kalabalığız ama özel hayatımızda yalnızız. Evet, bizi yalnızlaştıran bir şeyin medyanın adına da sosyal medya denmesi de enteresan değil mi? Bu saman alevi gibi bir şey yani. Evet. Hani saman alevi bir meşe olduğunu gibi, çınar gibi değildir. Yani birden parlar, birden söner. Sosyal medya da böyle. Veyahut da sosyal medyada aslında yüz yüze hocam geldiğimiz zaman bir kalpten ülfet doğuyor, kalpten kalbe karşı. Ama sosyal medya böyle değil, hırçınlaşıyor, tepki veriyor. Bazen yalancıklar devreye girmeye başlıyor. O yüzden emanet belki bize şunu da gerektiriyor. Hem ebeveyn, bir anne baba olarak veyahut da bir eğitimci olarak. Acaba ben bu kirli bir işte sosyal medya veyahut da doğruyla kirlinin karıştığı bir yerde evladım veya gencimi nasıl acaba kurtararak emanete en iyi şekilde sahip çıkabilirim? Bunların da yolunu aramamız, bilgi veya başka düzlemde bunu yetkinlik kazanmamız da aslında hani emanet böyle sadece lafsi bir şey değil. Emanete asla riayet etmek aslında bir sürece girmek. Bu süreç bazen kolay da olmayabiliyor. Neden? Çünkü eğer emaneti biz tanımlı bir süreçte kendimiz yol haritası yapmazsak bu sefer ya bu çocuk niye böyle oldu? Bu öğrenci niye bu hale geldi diye sorgulamaya başlıyoruz. O yüzden Rabbimiz bize bu dünyada Hazreti Peygamber hadisleri özellikle çok çocuk eğitimine, aile eğitimine vurgu yapıyor. Bu süreci baştan bir öngörmek, çalışmamız da gerek. O yüzden emanet aslında niyet, aslında olmak, bir bakıma da aslında uygulamak. Bu emrolunduğumuz şey değil mi aslında? Emrolunduğumuz, dost doğru. Ya neticede bizim emrolunduğumuz en önemli şey, hatta emrolunduğunuz üzere dost doğru olun. Değil mi? Emrolunduğu üzere insan nasıl dost doğru olur? İman etmenin gerekleri, gerekçeleri neler? Mesela bizde bir tevhid inancı var değil mi hocam? Yani tevhid ne demek? Yani kelime itibariyle bakıldığı zaman biz herhangi bir şekilde insani değerleri diğerlerinden ayırmak imkanına sahip miyiz? Mesela bir insan emanet şuuru vardır ama ihlasla alakalı sıkıntısı vardır. Evet. Emanet şuuru vardır ama samimiyetle alakalı sıkıntısı vardır. Emanet şuuru vardır ama doğrulukla alakalı sıkıntısı vardır. Ama emanet vardır diyemeyiz. Hı hı. Doğru mu? Evet. Yani neticede biz ne yaparsak yapalım emanete ilişkin söylediğimiz, yapmış olduğumuz her şey diğer şeyleri de haiz bir hayat bize tabii emrediyor. Biz bunun temelinde mümin olma, kul olma aslında iradesi, şuuru taşımamız değil mi? Bize emredilen bu. Netice biz bugün emanet konusunu işledik evet. Ahmet Hocam'la. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bahsettiğim üzere biraz önce Hicaz makamında bir
eser. Bütün bu bahsettiğimiz insani değerleri aslında insan olarak tevhid noktasında, tevhid nazarında, kul olma noktasında daha doğrusu birleşip başarabilirsek inşallah bütün bahsettiğimiz müspet haller üzerimize gelir, menfi haller de bizden uzak olur diye dua ederek. İznillah. Bu ilahiyle siz de bize iştirak edin lütfen. Beraber okuyalım. Tamamlayalım. Efendim bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bizlerle beraber olmanız bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Maksat hasıl olur diye inanıyoruz. Programımızın gönüllere, gönüllerden gönüllere ulaşması vesilesiyle. Yarın başka bir konuyla huzurlarınızda olacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun diyelim. Ve yarın kaldığımız yerden başka bir konuyla devam edelim inşallah. Hoşça kalın, esen kalın.